بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kadınlar Teşkilatımızın çok değerli başkanı, çalışma arkadaşları, Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın çok değerli başkanı, Kadınlar Teşkilatımızın çok değerli bölge başkanları, şube başkanları, idarecileri, İslami ilimler okullarımızın değerli eğitimcileri, müdire hanımları, salonumuzu dolduran çok değerli hanımefendiler ve yarışmamıza katılan çok değerli öğrenciler. Kadınlar Teşkilatımızın yapmış olduğu bu Kur'an-ı Kerim yarışması hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Günahlarımızın affına, sevaplarımızın artmasına, dolayısıyla Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'la cennette buluşmamıza vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz biz festebikul hayrat, hayırda yarışın ayeti kerimesinin bizi yönlendirmesiyle ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn, yarışmak mı istiyorsunuz? Allah'ın yolunda gayret ederek, Allah'ın yolunda cihad ederek örnek nesiller yetiştirmek için terleyen, heyecan duyan, sevda sahibi, dava insanı yetiştirmek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadınlar Teşkilatımız kurulduğundan bugüne kadar birçok çalışmada öncü çalışmalara imza atmış, ev sohbetleriyle, İslami ilimler kurslarıyla, İmam Hatip liseleriyle, hafızlık kurslarıyla, cami sohbetleriyle, teşkilat çalışmalarıyla İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarımızın ana motoru haline gelmiştir. Ben şahsım ve teşkilatım adına hepinizi bu örnek çalışmalardan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz iman etmek, inanmak ve inandığını hayata geçirmekle bu çalışmalar olur. İman etmek ve inanmak bir olayın yarısını tamamlamak demektir. İman mühür demektir. İman belge demektir. İman kıyama durmaktır. İman bir duruş sergilemektir. İman ikna olmak, inanmak ve Allah'a güvenmek demektir. İman bir ifade ise, amel, İslam ise bir amel demektir. İfadelerin doğruluğunu amellerimizle ortaya koyarız. Neye inanıyorsak, onu yerine getiriyorsak imanımız o derece güçlü, o derece şahsiyetli, o derece tesirli olur. İman kalıp, ameller hamurdur. Her hamur kalıbına göre şekil alır. Dolayısıyla eğer kalıp çürükse veyahut eksikse ürün de bozuk olarak ortaya çıkar. İmanın gücü hiç şüphesiz amellerde meydana gelir. İmanın yansıması eylemlere sirayet eder. Herkes imanının ve amellerinin gereğini yapar. Kur'ani tabirle Estaizu billah, kul kullu ya'melu ala şakileti. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, söyle kullarıma, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar buyurmaktadır. İşte İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları hayatı iman ve cihat perspektifinden olarak görerek kendi mizacı ve karakteri yeryüzünde iyinin, güzelin, doğrunun, hakkın etkin ve yaygın hale gelebilmesi için gece gündüz mücadele eden,
bu uğurda her türlü fedakarlığı yapan, bu şekliyle hamuru şekillendiren bir teşkilatın adıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'a iman ucu cennete çıkan İslam otobanına benzer. İslam ise ibadet ve iyiliklerle, ahlakla, adaletle bu yolu düzenleyen, bu yolu şekillendiren kurallar manzumesine benzer. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle, bu ifadeyi şu şekliyle koordinatlarını bize vermektedir. İnnellezîne kâlû rabbunallâh thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâike ellâ tekâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennet elletî kuntum tu'adûn. Sadakallâhul azîm. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yolda yürüyenlerin üzerlerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetlere girin derler. Dolayısıyla Rabbimiz neye iman etmemiz gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini burada bize ifade eder. Aziz kardeşlerim, biz yapıp ettiklerimizi görmeyen bir Rabbe değil, karanlık bir gecede, simsiyah bir bacada dahi olsa işlediklerimizi gözetleyen, bilen, her şeyi hakkıyla gören Allah'a iman ediyoruz. Biz kötü sözlerimizi, yalanlarımızı, gıybet ve dedikodularımızı haşa işitmeyen bir Rabbe değil, tam tersine birbirlerimizin kulaklarına elimizi ağzımıza siper ederek fısıldadıklarımızı dahi işiten bir Rabbe iman ediyoruz. Biz imanımızın sahih mi yoksa sahte mi, yaşantımızın İslami mi yoksa gayri İslami mi olduğundan haberdar olan bir Rabbe iman ediyoruz. En gizli sırlarımızdan haberdar olan Allah'a iman ediyoruz. Hatta öyle ki kapalı ekranlarımızda kalplerimizin içinden geçen altyazılarda ne yazıyorsa onu bilen Rabbe iman ediyoruz. Kin, nefret, savaş, işgal, gözyaşı ve acıların egemen olduğu bu dünyada İnnallâhe yaghfiru zunûbe cemî'a innehu huvel gafûrur rahîm diyerek, Allah bütün günahları affeder diyerek, affeden, özür kabul eden, bağışlayan, hoş gören, yarattıklarına küsmeyen, sabırla kaçak kullarının dönmesini bekleyen ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah'a iman ediyoruz. Ey İbrahim, bundan böyle önünde iki seçenek var. Ya Nemrut'a ya da ateşe iman edeceksin. Ya Nemrut'a iman edeceksin ya da ateşe gireceksin dendiğinde, ateşe girerim ama Nemrut'un sistemini asla tasvip etmem. Nemrutlarla birlikte olmam, firavunlarla birlikte olmam diyerek kor ateşlere mancılıklarla atılan, daha 17'sinde İbrahim Aleyhisselam Nemrut'u değil, Nemrut'un sistemini değil, Allah'ın sistemini kabul ederek kor ateşlere atılan ve bu şekliyle de kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim, ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol diyerek kendisine ateşleri serin göl haline getiren kadir-i muktedir bir Allah'a iman ediyoruz. Kendisine yapılan ahlaksız bir teklife, Rabbi sizni habbu ileyye mimma yed'uneni iley, Rabbim bana sizden bunların benden istediklerine daha iyidir diyerek o ahlaksız teklifi geri çeviren, sonra da dünyanın en zalim zindanlarına giren genç Yusuf'u idam ipliklerinden alarak Mısır'a sultan eden hakimiyet ve hikmet sahibi Allah'a ve onun sistemine iman ediyoruz. Bütün bunları bize bildiren rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. İşte İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın Kadınlar Teşkilatı bu rehberi bugün
daha iyi şekilde anlatmak, daha iyi şekilde yaşatabilmek için yavrularını, evlatlarını, kardeşlerini burada işte yarışacaksanız bu şekliyle yarışın ayeti kerimesinin yönlendirmesiyle de Kadınlar Teşkilatı Kur'an-ı Kerim tilavet yarışması yapmaktadır. Değerli kardeşlerim, hayat pusuladan ibarettir. Pusulası olmayan şaşmaya mahkumdur. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının pusulası Kur'an ve sünnettir. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının pusulası ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının pusulası temel esaslarımızdır. Dolayısıyla Kur'an'ı sünneti rehber edinen, ehl-i sünnet vel cemaatinin yolunu yol kabul eden İslam toplumu milli görüş teşkilatları elbette Kur'an-ı Kerim yarışması yapacak. Elbette okullar açacak. Elbette hafızlık okulları açacak. İmam Hatip liseleri açacak. İlahiyat meslek okulları açacak. Camiler açacak. Projeler geliştirecek. İnfak kampanyalarıyla Avrupa'nın her köşesinde eğitim müesseseleri açacak. İşte bugün karşımda görüyorum. Allah ne diyor? Allah'ın emaneti, babasının süsü, Hanav'ın nidası Zeynep. Bak ne güzel yazmışlar. Hafızlık sevdalıları Cafer-i Sadık Hafızlık Kursu. Söz Allah'ın, ses Allah'ın lütfu. Oku Zeynep, oku. Hafizelerimiz varmış. Sümeyye Yanaz, Mübarra Nur Ergün. Allah razı olsun. Ayşenur kardeşimiz, Wüttemberg Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Kübra Sıla Sevinç kardeşimiz, o da katılıyormuş. Evet, dövizlerini açanlar, pankartlarını açanlar, Rura bölgemizin Berkamen Kız Koleji, İbn-i Sina'mızın değerli enstitüleri ve özellikle de Hagenov Kız Koleji'miz ve yatılı bütün kolejlerimiz, İslami ilimler kurslarımız, öğrencileri burada. Sultan Abdülhamit Camii, Berlin İslami İlimler Okulu. Evet, Esma kardeşimiz herhalde oradan katılıyor. Niye bunları okudum değerli kardeşlerim? Bu tatlı bir yarış. Emin olun, aynen böyle pankartlar, dövizler kıyamette de olacak. Her peygamber kendi ümmetini çağıracak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle diyor. Herkes sıraya girecek. Allah'ın huzurunda herkes kendi imamıyla, kendi lideriyle, lider önde, ümmet arkada komut verecek geçit merasiminde. Öyle peygamberler geçecek ki arkasında sadece bir kişi olacak. 50 yıl mücadele etmiş, bir tane insanı iman ettirebilmiş. Öyle peygamberler olacak ki iki kişi. Öyle peygamberler ki raht, ruheyd, yani ufacık ufacık gruplar. Öyle peygamberler dağların arasını dolduran insan seli. Ben ümmetinin en çoğu olanla olmak istiyorum. Dolayısıyla sizin çokluğunuzla Rabbimin karşında ölmek istiyorum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her peygamber kendi ümmetine şefaat etmek isteyecek. Bu benim diyecek. Ona dokunmayın denecek. İşte bugün bu kardeşlerimiz aynen bu dövizleriyle, bu pankartlarıyla bir duruş sergiliyorlar. Bölgesiyle, şubesiyle, annesiyle, babasıyla, evladıyla, öğretmeniyle. Ben Kur'an'ı güzel okusun, Kur'an'ı güzel hıfz etsin diye sonuna kadar bu kardeşlerimizin arkasındayım demektir bu mesaj. Sadece burada değil, göreceksiniz, Kur'an şahittir. Kur'an Allah'ın izniyle şefaatçidir. Bu kardeşlerimiz Kur'an vesilesiyle kendisiyle birlikte olanlara şahit olacaklar, şefaatçi olacaklar. Allah onların şefaatine hepimizi nail eylesin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim,
Konuşmamı bitirirken medeniyetimizin öğretmenlerinden, önden gidenlerinden Hazreti Ebu Zer'in bir tavsiyesini sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ebu Zer bir gün Kabe'nin damına çıkmış. Ey insanlar, sizden biriniz yolculuğa çıkmak isterse yanına azık almak istemez mi? Uzun bir yolculuğa çıkmak isteyen yanına azığını almaz mı diye sormuş. Onlar da duyanlar demiş ki alır ey Ebu Zer. Hazreti Ebu Zer Efendimiz de ahiret yolculuğu dünya yolculuğundan çok daha büyüktür. Öyleyse ahiret yolculuğu için azıklarınızı yanınıza aldınız mı demiş. Arkadaşları sormuş. Ey Ebu Zer, bu yolculuk için yanımıza ne almamızı tavsiye edersin? Hazreti Ebu Zer Efendimiz sizi yolculukta büyük felaketlerden kurtarmak için kurtaracak olan hac azığınızı yanınıza alın. Yani hac ediniz, hacı yerine getiriniz. Birinci tavsiyem mutlaka hacca gidiniz diyor Hazreti Ebu Zer Efendimiz. Değerli kardeşlerim, hacca gitmemiş kardeşlerimiz önümüzdeki sene gideriz, bir sonraki sene gideriz diye şeytanın kendisine vesvesesine kanmasın. Hac Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Bütün ibadetler kul kendisi için yapar. Hac ibadetini Allah için yapar. Onun için hacca gitmemiş kardeşlerimizin mutlaka bu tavsiyeye uymaları lazım. Bu yolculuğa çıkanların birinci yapacağı hadise hac azığını yanına alsın diyor. Devam ediyor. Sıcağı çok olacak, gündüzü çok uzun olan bir gün içinde zaman zaman oruç tutsun. Yine devam ediyor. Gecenin karanlığındaki kabir alemini düşünerek namazlarını asla geçirmesin. Zaman zaman da gece kalksın, iki rekat gece namazı kılsın. Büyük günde beklemeyi tahammül edebilmek için, sabredebilmek için, o büyük günün muhasebesinde korkulardan emin olabilmek için ya hayır söylesin ya da sussun. Devam ediyor. O günün zorluk ve sıkıntılarını atlatabilmek için sadaka versin, zekat versin, infakta bulunsun, cihad etsin, yeryüzünde iyi ve güzelin etkin olabilmesi için terlesin, mücadele etsin, omuz versin, gayret etsin diyor. İşte muhtereme hanım kardeşlerim, dünyanın en güzelini, dünyada en güzelini giyinelim, en güzelini içelim, en güzel bineklere binelim. Ancak hiç şüphesiz bu nimetlerden faydalanmak da bir kulluk gereğidir. Bunları yaparken yarın müebbet oturmayı hayal ettiğimiz naim cennetlerindeki köşklerin kredilerini ibadet ve iyilik paketleriyle de ödemeyi asla ihmal etmeyelim. İman ettiğimiz Allah hepimiz orada bizler için mekanlar tahsis etmiştir. Yeter ki varisi olduğumuz o mekanlara ulaşmak için doğru yolda olalım, doğru yerde duralım ve doğru işler yapalım. Şuna inanıyorum değerli kardeşlerim. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları ve onun inananları Allah'ın izniyle doğru yoldadır, doğru yerdedir. Niyaz ediyor ve dua ediyorum ki inşallah da Cenab-ı Hak hepimize doğru işler yaptırsın, doğru işler yapanlardan eylesin diyor. Kadınlar Teşkilatımızın bu güzel programına baştan beri can siperhane bir şekilde gayret gösteren, Kur'an-ı Kerim yarışmamıza evlatlarını hazırlayan annelere, babalara, hoca hanımlara, şube başkanlarına, bölge başkanlarına, Kadınlar Teşkilatımız
başkanına ve onun değerli arkadaşlarına, bu salonu dolduran siz değerli hanımefendi kardeşlerime yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.